Unutmayın, bu bölümün amacı sizlerin kendinizi birer hikaye anlatıcı olarak görmenizi sağlamak. Sizlerin de fark edeceği üzere hikaye anlatımı zor bir iş. O yüzden gelin sanatçılarımızın bu konudaki teşviklerini ve tavsiyelerini dinleyelim. Lisedeki resim öğretmenim Michelangelo'nun resimlerinin birkaçının üzerindeki işaretleri gösterip bana şöyle demişti. Şuralara yaptığı izleri görüyor musun? İşte bunların hepsi aslında hata. Hepsi onun doğru şekli ararken yaptığı hatalar. Ama sonunda eli çizmek için doğru şekli bulmuş, yine de kendini önceki izleri silmek zorunda hissetmemiş. Çünkü onlar arayışın bir parçası. Evet, bir sorun yok. Buradaki her şey sürecin bir parçası. İşte o zaman öğretmenimiz bize silgilerimizden kurtulmamızı, silgiyi aslında bir şeyi silmek için değil, çizmek için kullanmamızı söylemiş. Çünkü bir şeyleri batırdığınızı hissediyorsanız aslında başladığınızdan daha iyi bir noktaya ilerliyorsunuzdur. Fikrinizin başlangıçta mükemmel olmaması sorun değil. Önemli olan sizi fikre duygusal olarak çeken bir şeyin olup olmaması. Eğer varsa o zaman orada üstüne çalışmaya ve değişiklik yapmaya devam etmenizi gerektiren bir şey var demektir. Ama sizi fikre ilk çeken hissin ne olduğunda her zaman hatırlayın. Fikirler genelde aklınıza ilk geldiğinde daha çok izlenimlere benzerler. Sanki ya şöyle olsaydı demek gibi. Ya şöyle olsaydı, sağlam ve uygulamaya konabilir bir fikir. Üzerinde çalıştıkça olgunlaşır. Her seferinde bir versiyonunu dener, üzerinde çalışır ve asıl fikre daha çok yaklaşırsınız. Çok zorlu bir iştir ve hikayeye doğru şekli verene kadar deneyip yanılmanız gerekir. Bir şeyin sizi etkilemesi ve size bir fikir vermesi illa başkalarının da aynı şeyi hissedeceği anlamına gelmez. Bu noktada izleyenleri kafalarının içinden çıkarmanın en iyi yolunu bulup anlatılan şeyi özümsemelerini sağlamak ve duygularına hitap etmek gerekir. Böylece izleyenler, karakterin başına gelen şeyi kendileri yaşamış gibi içselleştirebilirler. İyi haber şu ki, eğer hikaye anlatmayı, iletişim kurmayı ve resim çizmeyi seviyorsanız, hiçbir zaman durmak istemeyeceksiniz. İşte en güzel kısım bu. İlerlemiyormuş gibi hissetseniz de bir yığın resminiz ve üzerinde kelimelerinizin yazılı olduğu bir sürü kağıt olacak. Bence bu çok etkileyici çünkü ilerleme kaydediyorsunuz. Yani pratik yapmaya devam edin. Bu kadar basit işte. Bundan hiçbir zaman çekinmeyin. Yani aslında kolay bir yolu yok. Ama eğleniyorsanız bence çok keyifli bir iş sonuçta. Umarım şu an araştırmak istediğiniz birkaç tane ya şöyle olsaydı sorunuz, hatta ona uyacağını düşündüğünüz dünya ve karakterleriniz vardır. Bir sonraki bölümde karakter geliştirmeye ve bunu Pixar'da nasıl yaptığımız konusuna odaklanacağız.